Herkese merhaba. Coffee Manifesto'dan Colombia Bella Vista kahvesini deneyeceğiz. Bu kahve natürel işlenmiş bir kahve. Yeni çıkan Ruista'nın Jam Dripper'la demleyeceğim bu kahveyi. Bu dripper aslında kendi filtresi olmasına rağmen V60 filtresiyle de uyumlu. Her zamanki gibi önce kağıt filtremi ıslatıyorum. Ve 20 gram kahvemi tartıyorum. Bu dripper dizayn edildiğinde aslında birçok şeyi engellemek ve daha basit şeylerle oynamak amaçlı ortaya çıktı. Bu da ne? Döküş yönüyle değil, döküşün hızıyla oynayarak sabit bir noktaya dökmeye amaçlayan bir dripper. Şimdi bununla beraber nasıl demliyoruz göreceğiz. Kahvemi normalden biraz daha ince öğütmem gerekiyor. Bu sefer 1:15 bir demleme oranı kullanacağım. Yani toplamda 300 gram bir su ekleyeceğim. Yine öncelikle 50-60 gram kadar bir su ile ön demleme yapıyorum. Ufak dairesel hareketler bunda yeterli. Zaten üzerine koyduğunuz aparat aslında sizin hareket alanınızı da birazcık engelliyor. Çünkü bu demleme ekipmanının istediği de aslında bu. Çok fazla hareket etmenizi istemiyor. Çünkü iç yapısı gereği zaten su eşit bir şekilde dağılıyor. Sadece akışla oynayarak, yani kettle'ımın daha hızlı veya daha yavaş akmasıyla içerideki aslında var olan çizgileri çok da geçmeden demleme işlemi yapıyorum. Su hizasını yükseltmeden veya düşürmeden yapış hızı yakalayıp onu devam ettiriyorum ve 300 grama ulaştım. Çıkardıkları karaf da aslında bu serverda, bu dripper özel bir server ve iddia edilen şu, aromaları daha iyi hapsediyor. Çok fazla sallamanıza gerek kalmıyor karafı. Neden? Aromalar daha yüksek sıcaklıkta ortaya çıkıyor. Her salladığımızda sıcaklık kaybı yaşıyoruz ve aroma kaybı yaşıyoruz aslında. Yapısı gereği bu serverda aromaların daha iyi şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. Çok fazla sallamanıza gerek kalmadan. Ve aşağı yukarı 2 dakika 15 saniye gibi bir sürede de demleme tamamlandı. Önce yine kokusuna bakacağım. Oldukça yoğun ve böyle kompleks meyve kokuları geliyor. Yani bayağı fermente meyve tadı geliyor sanki. Benim sevdiğim tatlardır. Bakalım içince ne yapacağız. Oldukça kremamsı bir yapısı var. İlk etapta gözüme bu çarpıyor. Gövdesi yüksek, orta yüksek arası diyebilirim. Kırmızı meyveler mevcut. Dediğim gibi bayağı kompleks meyve, bazı sarı meyveler gelmeye başladı bazı. Dediğim gibi çok kompleks bir kahve olmuş. O yüzden spesifik şu meyve, şu ya da başka bir tat söylemek zor. Ama kiraz tadı sanki daha baskın o kırmızı meyvelerden. Oldukça tatlı bir kahve. Bitişi bayağı uzun, gayet lezzetli bir kahve olmuş. Serinin bir diğer videosunda görüşmek üzere.